Merhaba arkadaşlar. Bugün Wing 5'in ilk boss'u, en zor Wing'in, oyunun genelindeki en zor ikinci boss'u Soul Asoror'la karşınızdayım. Şimdi Soul Asoror'da şöyle bir şey var. Şurada iki tane yuvarlak var. Bu yuvarlakları alınca siz ikiniz tank oluyorsunuz. İlk atlayan, bu marklara sahip olan ilk atlayan kişi birinci tank oluyor. Ardından K'ya bastığı zaman ikinci tank oluyor. Aranızda paslaşıyorsunuz. Üzerinizde 3 stack olduğu zaman ya da 4 birbirinizden çekmeniz lazım sürekli, yoksa çok yüksek hasar yiyorsunuz. Ardından burada wormlar var. Bu wormlar ölüyor, epidemikle öldürülüyor. Bir daha da spamlanmıyorlar. Sonra bunun belirli atakları var. Bir tanesi pizza atağı. Böyle bir pizza gibi bir çember çıkartıyor ve patlıyor. Bu atağı dodge'lamanız ya da bloklamanız lazım. Diğer atakları önemli değil. Sadece tank yiyor onları. Yerde bir de şey yapan bir atak var. Bunu da dodge'lamanız lazım. Önce geniş çember, sonra dar çember. Önce dar çember, sonra geniş çember şeklinde böyle patlı iki aşamalı bir şey var. Boss'un içerisinde görürüz bunu. Bunu da dodge'lamanız gerekiyor. Ya da bloklamanız gerekiyor. Ardından önünde durmazsanız geri kalan atakları yemiyorsunuz. Ardından sight'lar var burada ufak ufak. Bu sight'lara dokunursanız bütün boğunlarınızı emiyor ve size çok güzel kondi vuruyor. Ufak ama bunlar. Değmemeniz lazım. Bir de aslında en zor mekaniği, duvarlar geliyor. Bu duvarlara göre Soul Asoror'u hareket ettirmeniz. Hemen ready check'imizi atalım bu arada. Hareket ettirmeniz gerekiyor. Ve orada tanklamanız gerekiyor. Bu duvarlar RNG bir şekilde çıkıyor yani. Random çıkıyor. Bazen büyük çıkıyor, bazen küçük çıkıyor, bazen iki küçük, bazen bir büyük. Bu şekilde şimdi göreceğiz. Ortada golemler çıkıyor. Tormented Dead'ler çıkıyor. Bunlar size doğru geliyorlar. Bir durit longbow alarak bunları arenanın dışına itiyor. Bu kamikaze bombacısı gibi düşünün. Bunlar patladığı zaman size yüksek hasar bırakıyorlar. Hemen şimdi uygulamalı olarak geçelim. Ve bir de CC phase'i var boss'un. Bana mı tanklıyor şu an? Evet. Şimdi bakın. Bu geldiğimiz duvarlar. Bahsettiğim duvarlar bunlar. Bakın şu mesela kırmızı bir alan çıkardı. Bu çok önemli değil. Önüne doğru böyle şeyler sallıyor. Bu da önemli değil. Bakın bu atak. Bundan bahsediyorum. Bunları yemiyorsunuz. Ardından benden şu an tankı aldı. Köşeye doğru çekiyor. Güzel bir şekilde. Şimdi bakıyorum. Üzerimde stack bitti. Ben alıyorum tankı hemen. En köşeye kadar getiriyorum. Çünkü duvar geliyor gördüğünüz gibi. Blokluyoruz. Bakın Tormented Dead çıktı. Bu Tormented Dead ittiriliyor köşeye. Şimdi tekrar buraya geliyorum ki epileyebilsin. Şimdi CC phase açıldı. CC'liyoruz hemen hızlıca. Şimdi tankı bu sefer aldı tekrar üzerine ve köşeye getirdi. Bunları yemiyoruz yani dediğim gibi. Şimdi benim üzerimde şey bitti, ben çekiyorum köşeye. Getiriyorum. Hep köşelerde bu şekilde tanklıyorsunuz bu boss'u. Tekrardan duvar geliyor. O yüzden bu tarafa doğru çekiyorum. Bakın bu sight'lara basmıyoruz. Üzerimde bakın mor bir alan var. Gördünüz mü? Mor alan olduğu için ben tanklıyorum şu an. Şimdi moru o aldığı zaman o tank. Bakın mor benim üzerimden gitti, o tanklıyor şu an. Böyle iki tank aranızda bölüşüyorsunuz yani kısacası. Eğer bu alanı uzun süre CC'lemezseniz patlıyor ve fear atıyor ve platformdan aşağı ittiriyor. Buna dikkat edin. Şimdi bakın üzerimde stack var. Bu stack bittiği zaman tank alacağım tekrar üzerime. Stack bitmek üzere. Evet, tank alıyorum şu an. Ve platform gitgide daralıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu site'ı dodge'lamak için şöyle bir hemen hareket edeceğim. Şimdi tekrardan bir wall daha geliyor. Bu wall da bu sefer buraya doğru geliyor. Buraya hareket ediyoruz o yüzden.
Sizin blok skilliniz olduğu için Kron olarak rahatsınız bu konuda. Bayağı bir rahatsınız yani. Çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama diğerlerinin tabii bu aralarda durması lazım. Şimdi tekrardan köşeye gidiyoruz çünkü Wall burada kaldı. Yani çok hızlı davranmanız lazım. Hızlı davranmazsanız bu boss'ta fail'larsınız arkadaşlar. Şimdi tank ben alıyorum tekrar tank üstüme. Köşeye getiriyorum. Rezliyorum arkadaşları. Bakın gördüğünüz gibi golem içimizde patladı. Hemen köşeye çekiyorum. Hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Ve burada DPS'lemek zorundayız. Çünkü wall geliyor. Ve bu boss bu kadar. Bir sonraki boss'umuz, boss silahlı eventimiz burası. River'da yürüme eventi. O videoda görüşmek üzere.